Laura küçük ve ücra bir kasabada yaşayan 10 yaşında kabına sığmayan deli dolu bir kızdı. Yaşıtları gibi koşmayı, ip atlamayı, arkadaşlarıyla oyunlar oynamayı çok severdi. Yine böyle neşeyle geçirdiği sıradan bir günde John ve Lucy'nin kalbine küçük kızları için bir endişe fitili düştü. Sebebini bilmedikleri bir şekilde sevgili kızları Laura'nın karnı gitgide şişmekteydi. Bu durum onları biraz kuşkulandırdı. Acaba bu ciddi bir şeyin mi belirtisiydi? Yediği bir şeyden mi olmuştur herhalde deyip önce üzerinde pek durmadılar. Kendiliğinden geçer dediler ama geçmek şöyle dursun, bu şişkinlik her ay daha da artıyor, daha da artıyordu. Bu gidişat onları iyiden iyiye dehşetli bir hale sürükledi ve küçük kızları Laura'nın sağlığı hakkında ciddi endişelere kapılmaya başladılar. Bir çare bulunur mu diye komşularına danıştılar. Bütün kasaba bu hadiseyi uzun uzun tartıştı fakat bu olaya bir anlam veremedi. Ellerinden Laura ve ailesinin acısını paylaşmaktan başka şey gelmiyordu. John ve eşi Lucy bu meseleyi uzman birine açmanın gerekli olduğuna karar verdiler ve dağların koynunda saklanan bu ücra kasabanın tek hekimi olan Susan, doktorun kapısını çaldılar. Doktor, kasabanın bir mahrumiyet bölgesi olduğunu biliyordu. Anlayışlı bir tavırla bütün odağını bu kızın üzerinde yoğunlaştırdı. Küçük kızın endişelerini ve hastalığının belirtilerini ondan dinledi. Bu titizliğini gösterir şekilde rahatsızlığın mahiyetini bütünüyle kavramak için hayati derecede önemli tıbbi bazı testler uyguladı. Kasabanın ücralığının yol açtığı tıbbi kurumların yoksunluğuna rağmen Dr. Susan yaptığı bu testlerin sonuçlarının analizini alıp elinden gelen en iyi sağlık hizmetini Laura'ya sağlamakta son derece kararlıydı. Titiz doktor en yakındaki şehre göndermek için önemli test örnekleri ayarlayıp yola koyuldu. Doktorun bu yolculuğu birkaç saat sürecekti. Kasabalı doktorun dönüşünü ürkerek beklerken bu sıkıntılara bir son Laura'nın ailesinin kalbine de artık bir huzur gelmesini diliyorlardı. Ve nihayet tıbbi testlerin sonuçları geldi. Fakat bu sonuçlar bir şok dalgası beraberince sarstı kasabayı. Sonuçlar Laura'nın hasta değil, hamile olduğunu işaret ediyordu. Bu haber John ve Lucy'yi kelimenin tam anlamıyla yıktı. Gözü gibi baktıkları daha minicik olan çocuklarının bedeninin bu şekilde kullanıldığı düşüncesi onları öfkelendirmişti. Bununla birlikte sevgili kızlarının çocuk bedeni üzerinde bu erken hamileliğin hangi ölümcül sonuçlara yol açabileceğini düşündükçe de tir tir titriyor, korkudan ne yapacaklarını bilemez hale geliyorlardı. İçlerinde dolaşmaya başlayan bir cehennem bulutu gözlerini bulandırıyor. Bu derin acı onların bir an olsun rahat bırakmıyordu. Durumun vahametinden dolayı yetkili otoriteler de meselenin üzerine eğilmişlerdi. Laura, onun dehşete düşmüş ailesi ve sıkıntılı kasabalı saatler süren bir sorguya çekildi. Küçük bir kız kimsenin ona dokunmadığını inatla savunuyor ve bu işleri daha da karışık bir çıkmaza sürüklüyordu. Ve otoriteler, Laura'nın babası John'un onu hamile bıraktığından kuşkulanmaya başladılar. Meselenin karışıklığı, 10 yaşındaki küçük kızın hamileliğinin bir türlü gizemi çözülemeyen doğası, şüphe oklarını John'un üzerinde toplamış ve bu sebeple onun her hareketi büyük bir titizlikle takip edilir olmuştu. John'un geçmiş ve bugünkü bağlantıları üzerine detaylı bir soruşturma başlatıldı. John, sayısız sorgu ve suale tabi tutuldu. Masum olduğuna dair olan sarsılmaz inancına rağmen bu suçlamanın ağırlığı zavallı John'un göğsüne bir balta gibi saplanmıştı. Suçun yanlışlıkla üzerine kalması korkusu zaten dehşete düşmüş halini daha da kötüleştiriyor, hayatını onun elinden alıp bir bilinmezin kör karanlığına doğru sürüklüyordu. Tam da bu eziyetin ortasında Laura birdenbire belki de doğum sancısı olan acılar içinde kaldı. Kasabalı hemen bir araya toplanıp onu süratle Dr. Susan'ın mütevazi kliniğine götürdüler. Düşünceli doktor, durumun ciddiyetini ölçüp biçtikten sonra potansiyel risklere karşı Laura'nın yalnızca şehrin en ünlü hastanesinin sağlayabileceği özel bir tedaviye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Çünkü onun kliniğinde ultrasonu bile yoktu ve daha kendisi bir bebek sayılabilecek küçük bir çocuğun doğum yapması için bu klinik kesinlikle güvenilir bir ortam değildi. İlk günden beri Laura'ya kol kanat geren ailesi ve elinden gelen en iyi sağlık hizmetini vermek için çırpınan Dr. Susan, Laura ile birlikte büyük şehire doğru uzun ve çetin bir yolculuğa çıktılar. Saatler süren yolculuğun yorgunluğunu hiç hissetmeden, içlerindeki güçlü sıkıntı ve umut içinde hastanenin hengameli hamilelik koridorlarına koştular. 10 yaşında, anlamadığı bir dert başında, bilinmezin korkusu içinde ailesinin elini hiç bırakmadan, sımsıkı tutan küçük bir kız çocuğunun hassas kalbi için tuhaf ve tehditkar bir ortamdı. Fakat Laura'nın laboratuvara alınması ihtimali içinde belki başka türlü bir güzellik vardı. Belki bu John'un masumiyetini kanıtlamak için bir fırsattı. Belki nihayet onun küçük kızının karnındaki bebeğin babası olduğu şüphesi ortadan kalkacaktı. Her ne kadar John küçük kızı çocuk yaşta doğum yapacak diye yoğun bir korku duysa da çıkacak bir DNA testinin üstündeki suçlamayı ve kuşkuyu dağıtabileceğine dair de içinde bir umut ışığı parlıyordu.
Fakat bilmiyordu ki kaderin üstündeki giz perdesi kalkmış görünen bu meseleye yapacağı bambaşka bir dokunuş vardı. John, kaderin ona sunacağı bu sürprizden henüz habersizdi. Tıbbi ekibin Laura'nın alışılmadık derecede gerilmiş karnını elle muayene etmesi esnasında derin bir düşünce hali ve şaşkınlık hastane odasını doldurmuştu. Önlerinde duran bu karışık vaziyet tecrübeli doktorların kafasını karıştırmıştı. Hengameli bir tartışmaya başladılar ve gitgide yükselen endişelerin sebebini nihayet ifade ettiler. Bu yapboz gibi duran meselenin parçaları birbirine oturmuyordu. Çünkü her ne kadar ilk başta öyle görülse de küçük kız aslında hamile falan değildi. Bu karmaşık durumu açıklayacak bir tanı koyulması için ortamda aciliyet yaratan bir süratle ultrason talep edildi. Ultrason aleti bir ufak ipucu bir aydınlatıcı tanı için çaresizce Laura'nın karnı üzerinde dolaştırıldı. Şaşırtıcı biçimde ve ekibin hiç beklemediği bir şekilde ekranda gelişen bir fetüse işaret eden bir iz yoktu. Ulaşılan sonuç karındaki fazlalık sıvı, daha doğrusu asit denilen karın boşluğunda sıvı toplanmasıyla karakterize edilen bir rahatsızlıktı. İşte Laura'nın yaşadığı dayanılmaz acıların sebebini açıklayan bu tanıydı. Hamilelik testi belki çığır açan bir buluş olarak görülüyordu fakat bugün onun yanıltıcı bir yanlış pozitif olduğu ortaya çıkmıştı. Çünkü doktor Susan'ın hamilelik dışında muhtemel başka tanıları elimine etmesine yol açarak yanlış tanı koymasına sebep olan bu işin başında bu hamilelik testiydi. Şükür ki Laura'nın rahatsızlığı anlaşılınca yüksek becerili ve özverili hastane çalışanları süratle detaylı bir aksiyon planı ortaya koydular. Durumun aciliyetinin kavranmasıyla Laura'yı bu acısından kurtarıp ona hemen bir rahatlık vermek için karnındaki fazlalık sıvıyı kurutmaya yönelik özenle tasarlanmış bir prosedür doğrultusunda harekete geçtiler. Ve nihayet herkesin gözleri önünde o şişmiş karın iniverdi. Laura'nın yüzü harika bir rahatlama ve sevinçle parladı. Artık 10 yaşındaki bu küçük kız çocuğunun üzerinde erken bir hamileliğin ağır yükü yoktu. Şimdi Laura ona normal akışında giden çocukluğunu geri kazandıran sağlık ekibine minnettarlığını ifade ederek şifa bulmuş şekilde biricik ailesine sıcak yuvasına geri dönebilirdi. Bununla birlikte bebeğin babasının John olduğuna dair olan iddialar da düşmüş oldu. Laura'nın iyiliğini ön planda tutan yetkili otoriteler, John'un zan altında bırakmalarından kaynaklanan her türlü rahatsızlıktan dolayı tatlı bir dille özür dilediler. Sevgi dolu ve korumacı bir baba olan John, onların aldıkları tavrı samimiyetle takdir etti ve şüphelenmeleri hakkında da anlayış gösterdi. Yetkili otoritelerden kızının güvenliği ve mutluluğu dışında bir şey talep etmedi. Kapsamlı inceleme ve testler sonucunda Laura'nın asites rahatsızlığının ufak bir bağırsak sorunu yüzünden yıllar içinde geliştiği ortaya çıktı. Bu bağırsak problemi hamilelik yanılgısı yüzünden fark edilmemişti. Fakat şükür ki doktorlar ciddi bir soruna yol açmadan problemi ortadan kaldırdılar. Doğru bir teşhisse harekete geçilerek ailesini genç Laura'nın sağlığı hakkında artık tamamen emin kılacak, onun rahatsızlığına uygun basit bir ilaç tedavisi süreci tasarlandı. Laura'nın sağlığını yeniden toparlaması ve bir daha bu rahatsızlığı geçirmesini önlemek düşüncesiyle tedavi süreci altta yatan asıl bağırsak problemine yönelikti. Bunu takip eden günlerde bütün kasaba ailenin toparlanma ve iyileşme sürecine destek için işbirliği içine girdiler. Bir kabusun zamanla uzak bir anıya dönüşmesi gibi Laura da zamanla kırlarda koşuşturduğu arkadaşlarıyla gülüştüğü o kaygısız, o şen şakrak günlerine geri döndü. Laura'nın yanlış teşhis kaynaklı eziyet dolu günlerden sonra gelen kurtuluş hikayesi, kasabalının kalbine kazınan, onlara metanetli durmanın ve bir toplum içinde terslik yaşandığında bulunabilecek sarsılmaz bir desteğin gücünü gösteren bir hikaye oldu.